Cumartesi günü yaşanan manzaralar ve Türkiye'nin orasında burasında sık sık yaşanan manzaralar, yani polisin insanlara orantısız güç kullanması ile ilgili bir iki kelam etmek istiyorum. Şimdi bakın, yayına gelmeden evvel internette haberleri gözden geçirirken Ankara'da da bugün bir eyleme, emeklilerin maaşlarına zam isteme talebiyle gerçekleştirdiği bir eyleme yine polis müdahalesi olduğu haberini okudum. Yani diyorlar ki aldığımız emekli maaşı yetişmiyor. Enflasyon oranında zam yapılması lazım. İşte bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi lazım vesaire. Benim yaşımda, biraz da benden yaşlıca insanlar. Abilerimiz, ablalarımız ya da benim yaşıtım insanlar. Ve orada gencecik polis memurlarının o insanları nasıl itip kalktıklarına dair görüntülere tanık oldum. Cumartesi günü Taksim'de, Beyoğlu'nda, işte sıra servilerde, İstiklal Caddesi'nde yürümek isteyen insanlara müdahale eden polislere de, Ankara'da, İzmir'de herhangi bir toplumsal başkaldırıya, başkaldırı diyorum çünkü başkaldırı olumsuz bir kavram değildir. Haksızlığa bir başkaldırıdan, geçim sıkıntısına karşı bir başkaldırıdan ya da fırsat eşitliğini talep eden bir başkaldırıdan bahsetmek yasa dışı bir eylem değildir her zaman. Genç polis memurlarına buradan özellikle sesleniyorum. Bakın, Ankara'daki eylemde mesela, o basın açıklamasında sizin anneleriniz, babalarınız, amcalarınız, halalarınız, dayılarınız, teyzeleriniz, yahu sizler hepiniz konakta doğmadınız. Hepiniz komprador burjuvaların çocukları değilsiniz. Hepiniz holding patronlarının çocukları değilsiniz. Zaten olsaydınız polis memuru olarak sokakta çevik kuvvet memuru olarak ne işiniz var? Gider daha rahat işlerde çalışırdınız. Fabrikalarda, şık odalarda yönetici olurdunuz. Sizler de emekçisiniz. Bunu hatırlayın, bunun farkına varın. Sizler de emekli annelerin, babaların, dar gelirli, geçim sıkıntısı çeken insanların çocuklarısınız. Oğullarısınız, kızlarısınız ve sizler de geçim sıkıntısı çeken insanlarsınız. Alt tarafı devletin 3-5 kuruş maaşı zorla verebildiği memurlarsınız. Siz de mağdursunuz. Onun bilincinde olarak davranın insanlara. Ne demek insanlara kurşun sıkmak, plastik mermi sıkmak, gaz sıkmak, dövmek, yerlere yatırmak, gırtlağına yapışmak, nefessiz bırakmaya çalışmak? İnsan olduğunuzu unutun. Şimdi unutmayın, devlet memuru olduğunuzu unutmayın, insanlara ona göre davranın. Ve şunu da unutmayın, sizler devletin yasalarını uygulamakla sorumlu insanlarsınız. Ve devletin anayasası, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası 34. maddesinde açıkça Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına önceden izin almaksızın, bakın tekrar ediyorum, önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilme hakkı veriyor. 2911 sayılı yasayı açın okuyun. Mutlaka size eğitimlerde bunları anlatıyorlardır. Okuyun yasaları ve anayasayı. Vatandaşlara önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını veriyor. Kırıp, döken, yıkıp, yakan insanlardan söz etmiyoruz. Asayişi ihlal eden insanlardan söz etmiyoruz. Yahu renkli giysiler giymiş, ağızlarına birer düdük almış, çalan, söyleyen, şarkı söyleyen, dans eden insanlardan söz ediyoruz. Size ne onların cinsel tercihlerinden ya da yönelimlerinden? Ya da Ankara'daki eylemde olduğu gibi emekli annelerinizin, babalarınızın yaşlarında insanlardan söz ediyoruz. O insanlara şiddet uygulamayın. Ne olur? Bunun yarınını da düşünün. Yani sorumlu tutulduğunuz zaman bana amirlerim öyle emir vermişti deyip içinden sıyrılamazsınız işin. Sorumlu duruma düşersiniz. Yapmayın, etmeyin. Bu ülkenin birer ferdi olduğunuzu her zaman hatırlayın.